Merhabalar. Periyodik sistemle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar geçmişten günümüze periyodik sistemle hemen başlayalım tarihçesine. İlk olarak John de Bruyneur, bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında John de Bruyneur yapmıştır. Benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir. Arkadaşlar bu üçlü grupları şurada görebiliyorsunuz. Bu şekilde benzer özellikleri alt alta gelecek şekilde sıralayarak periyodik cetvelin temelini atmıştır. Daha sonra Alexander Bayer benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralara olacak şekilde sarmal olarak sıralamıştır. Hazırladığı liste de bazı iyon ve bileşiklere de yer vermiştir. Arkadaşlar burada sarmal bir yapı olması, sarmal dendiğinde aklınıza Bayer gelsin arkadaşlar. Bu şekilde periyodik sistem oluşturmaya çalışmıştır. Daha sonra arkadaşlar Newlands bilinen 62 elementi atom ağırlığına göre sıralamıştır. İlk 8 elementten sonra benzer özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir. Arkadaşlar müzikte oktavlara benzetmiş, artan atom ağırlığına göre sıralamış ve ilk 8 elementte benzer fiziksel özellikleri tekrar ettiğini göstermiş. Arkadaşlar daha sonra Dimitri Mendeleyev elementleri artan atom ağırlığına göre sıralamıştır. Periyodik tablonun babası olarak da kabul edilir arkadaşlar. Birbirlerinden habersiz aynı dönemde Meyer de elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralamıştır arkadaşlar. Şu anki periyodik cetvele yakın bir sıralama yaptığı için ve periyodik sistemin babası denir arkadaşlar. Daha sonra Henry Moseley... Günümüzde kullandığımız periyodik tabloyu hazırlamış elementleri artan proton sayılarına yani atom numaralarına göre sıralamıştır arkadaşlar. Mozali'den sonra ise Seaborg arkadaşlar periyodik tablonun alt tarafındaki lantanit ve aktanitleri arkadaşlar lantanit ve aktalitleri eklemiştir. Periyodik tabloda iki satır daha ekleyerek periyodik tablonun son şeklini veren ise Seaboard'tur arkadaşlar. Dimitri Mendeleev'in hazırladığı periyodik çizelgede boşluklar bulunmaktaydı. Bu boşluklar o zamana kadar henüz keşfedilmemiş elementlerdir. Elementler keşfedildikten sonra Mendeleev'in öngördüğü özelliklere sahip olduğu görüldü arkadaşlar. Henry Moseley periyodik tabloda elementleri atom numaralarına yani proton sayılarına göre sıralayan ilk kişi Seaborg periyodik tabloya bugünkü şeklini veren alttaki iki sarı satırı ekleyen kişi arkadaşlar. Şimdi periyodik sisteme bir bakalım. Elementlerin artan atom numaralarına göre dizildiği çizelgeye periyodik cetvel denir. Periyodik cetvelde elementlerin adı, atom numarası ve son bölü gibi bilgiler yer almaktadır. Periyodik cetvelde dikey sütunlara arkadaşlar grup, dikey sütunlara grup, yatay sütunlara ise periyot adı verilmektedir arkadaşlar. Şurada dikey sütunlara grup, yatay sütunlara periyot aldı verildiğini bilmemiz gerekiyor. Periyodik tabloda yatay sıralara periyot toplamda 7 adet periyot vardır. Arkadaşlar birinci periyotta 2 iki element, ikinci ve üçüncü periyotta 8'er element, 4. ve 5. periyotta 18'er element, 6. ve 7. periyotta ise 32'şer element bulunur arkadaşlar. Düşey sütunlara grup diyorduk. 8 tane A, 10 tane B grubu olmak üzere toplam 18 tane grup vardır. Aynı gruptaki elementler benzer özellik göstermektedir arkadaşlar. Periyodik cetvelde 7 tane periyot, 18 tane grup vardır. Bu grupların 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubu olarak adlandırılır. Aynı grupta yer alan elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine birbirine benzerdir. Örneğin aynı gruptaki elementlerin parlaklık, sertlik, iletkenlik, elektron almaya veya vermeye yatkınlık özellikleri benzerdir arkadaşlar. Bir A grubu elementlerin Özel adı alkali metaller 2A grubu, toprak alkali metaller 7A grubuna, arkadaşlar, halojenler 8A grubunda, özel adı arkadaşlar, asal gazlar, soy gazlar denir. B grubuna da geçiş metalleri denir arkadaşlar. Grup ve periyotları nasıl buluyoruz? Elektron dağılımı yapıldıktan sonra yörünge sayısı elementin periyodunu, son yörüngedeki elektron sayısı ise grup numarasını vermektedir. Bir örnek yapalım arkadaşlar. Hidrojen elementinin yörünge sayısı 1'dir arkadaşlar. Şöyle yörüngeyi gösterirsek bakın burada bir tane yörünge var. Şu yörüngedir arkadaşlar. Yörünge sayısı 1'dir. Ve son yörüngedeki elektron sayısı da yine 1'dir. O halde birinci periyot 1A bir grubundadır. Arkadaşlar yörünge sayısı periyot numarasını, son yörüngedeki elektron sayısı ise grup numarasını verir. Oksijen elementinin yörünge sayısı bakın arkadaşlar 1, 2'dir. O halde oksijen ikinci periyotta yer alır. Son yörüngedeki elektron sayısına baktığımızda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. O halde oksijen elementi 6A grubunda yer alır diyoruz arkadaşlar. Peki aşağıdaki atom numaraları verilen elementlerin periyodik sistemde yerlerine yerleştirecek olursak arkadaşlar baktığımızda ilk elementimiz hidrojen. Hidrojen bir numaralı elementimizdir ve bir numarayı elemente yerleştirirsek 2 numaralı element burada yok. 3 lityum arkadaşlar. 4 yok. 5 6 7 8 oksijen. 9 10 10 neon arkadaşlar. Bakın neon. Sodyum 11, alüminyum 13, silisyum 14, klor 17. sırada. Argon ise bakın 18 ve potasyum ise 19. sıradadır. Burada sırasıyla arkadaşlar 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde sıraladığımızda olur. Aşağıdaki bir bölümü verilen periyodik sisteme bakarak soruları cevaplayalım arkadaşlar. Alkali metaller hangi gruptaydı? Alkali metaller arkadaşlar 1A grubunun özel adıydı. 8A grubunun özel adı soy gazlar. Atom numarası 8 olan oksijenin elementinin periyodik sistemdeki yeri baktığımızda arkadaşlar İkinci periyot 6A grubu olur. 8 olduğu için arkadaşlar şu şekilde de gösterebiliriz. 8 ise oksijen elementi 8 ise birinci periyotta 2, iki, ikinci periyotta 6 gelebilir. Birinci periyotta en çok 2 element yazabiliyorduk. İkinci periyotta en çok 8 yazabiliyorduk. Birinci periyotta 2 toplam 8 olduğu için ikinci periyoda kaç yazacağız? 6. Periyot sayısı kaç? 1, 2. O halde ikinci periyot. İkinci periyotta son kaç tane var? 6 elementi varsa ikinci periyot 6A grubudur diyoruz arkadaşlar. Atom numarası 11 olan sodyum elementin periyodik sistemdeki yeri hemen sodyumu yapalım arkadaşlar. 11, birinci periyoda 2, ikinci periyotta en fazla 8 toplam 10, üçüncü periyotta ise kaç tane kaldı? 1. Arkadaşlar kaç tane periyot var? 1, 2, 3, üçüncü periyot. Sonda kaç tane elektron var? 1, o halde 1A grubu diyoruz arkadaşlar. Sodyuma bir A, üçüncü periyot bir A grubu diyoruz. 7. grupta yer alan elementlerin özel adı halojenlerdi arkadaşlar. X ve Y elementlerin atom numarası kaçtır? Baktığımızda arkadaşlar X'inki 1, Y'ninki de ise burası 10'du bir aşağı 9. O halde X1 Y 9 olacak. Y elementin periyodik sistemdeki yerine baktığımız arkadaşlar ikinci periyot 7A grubunda olduğunu görmekteyiz. Sorularla devam edelim arkadaşlar. Periyodik sistemde yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup ile gösterilen bloklar ile ilgili hangisi doğru değildir? Yatay sıra periyodu gösterir doğru, düşey sıralar grubu gösterir doğru. 7 tane periyot vardır. Doğru. 7 tane grup vardır. Yanlış. Arkadaşlar 18 tane grup vardır. 8 A 10 tane B grubu toplam 18 olduğu için D şıkkı doğru değildir arkadaşlar. Periyodik sistemde X, Y, Z elementleri ile ilgili olarak X, Y aynı periyottadır. Bakalım arkadaşlar aynı periyotta birinci öncülümüz doğru. Y, Z aynı gruptadır. Bakıyoruz Y, Z aynı gruptadır. Atom numara arasındaki ilişki X büyüktür, Y büyüktür, Z. Arkadaşlar yanlış. Sırasıyla 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye baktığımız zaman X en küçük olacaktır. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için 1 ve 2 doğrudur diyoruz artık. Devam edelim. Katman elektron dizimi verilen KL atomlarının periyodik sistemdeki yerleri hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar K'ya bakalım. 1, 2. 2 tane yörüngesi olduğu için ikinci periyot. Son enerji seviyesinde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane elektron olduğu için 5A grubu olacaktır. İkincisine bakalım arkadaşlar. Burada bir özellik var arkadaşlar. Bir yörünge olup ve yörüngede iki tane elektronu varsa arkadaşlar, iki elektronu varsa bu 8A grubundadır ve arkadaşlar soygazdır. Yani kararlıdır. O halde ne diyoruz? Bir tane yörüngesi olduğu için birinci periyot 8A grubu diyoruz. Bunun özel bir durumu olduğu için arkadaşlar. Hangi şıkta var bu? İkinci periyod 5A, birinci periyod 8A cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. K, L, M, N atomlar ile ilgili bilgiler veriliyor. K ile M aynı gruptadır. K ile M aynı grupta olacak. Bakalım K ile M aynı grupta A'da. B'de K ile M aynı grupta. C'de K ile M aynı grupta. Bakıyoruz D'de K ile M aynı grupta değil. D'yi eledik. L ile N aynı periyottadır. Bakalım L ile N aynı periyotta. L ile N aynı periyotta. L ile N aynı periyotta. Zaten bunu elemiştik. Atom numarası en küçük olan L atomudur. Baktığımızda arkadaşlar atom numarası en küçük olan L ise A şıkkı olamaz burada en küçük K. Burada bakıyoruz atom numarası en küçük L. Burada bakıyoruz en küçük burada K olduğu için bu da olamaz. O halde doğru cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp ilk videolarımı sizler izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.